Daha sonra Türkiye'yi gezmeye devam ettim. Erzurum'u gezerken Erzurum Kongre Binası'nda bir harita dikkatimi çekti. Şimdi o haritayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O haritada Erzurum Kongresi'ne katılan il ve ilçeler arasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi de yer almaktaydı. Biz bu ülkeyi Şemdinli'deki insanlar ile beraber kurmuştuk, ancak ben Şemdinli'ye gezmeye gidememiştim. Şemdinli'ye bir adet ikram çayı içmek için gitmeye karar verdim. Yalnız ve yalnızca bir adet ikram çayı içmek için. Yüksekova'ya arkadaşım Murat'ın tayini çıkmıştı. Onun yanına gidecek, oradan Şemdinli'ye geçecektim. Bir adet ikram çayı içecektim. Bunun için abimden arabayı aldım. Arabayı Van'a park ettim. Büyük fotoğraf makinemi Van'da bıraktım. Ben her seferinde oranın halkı istihbarat görevlisi ya da gazeteci zannediyordu. Oysa ne ben istihbarat görevlisi ne de gazeteciydim. Yalnızca sıradan bir vatandaştım. Van'dan Hakkari'ye dolmuş ile gittim. Şimdi sizlere Van'dan Hakkari'ye giderken dolmuşta çektiğim fotoğraf ve videoları paylaşmak istiyorum. Burası hocam. Hoşap Kalesi miydi? Hoşap Kalesi. Hoşabir. İyi koymuş olmasın. He? İyi koymuş olmasın. Hoşap Kalesi. Onlar buraya duruyorlar.
Daha önce Hakkari merkezi gezmemiştim. Yalnızca Hakkari girişinden birkaç adet fotoğraf çekip Hakkari'den ayrılmıştım. Bunun için öncelikle Hakkari merkezi gezdim. Adını bilmediğim yöresel bir yemek yedim. Kartpostallık birçok fotoğraf çektim.
Daha sonra Yüksekova'ya doğru yol aldım. Daha sonra Yüksekova'ya arkadaşım Murat'ın yanına geldim. Şu anda neredeyim? Kaçabileceğini mi sandın lan Hakkari'ye gelerek? Yalnız Yüksekova'ya geldiğimde olaylar patlak verdi. Göstericiler yolu kapattı. Polisle çatışıyordu. Dükkanlar kepek indirdi. Şemdinli dolmuşları hareket etmiyordu. Arabamı Van'da bırakmıştım. Dolayısıyla dolmuş dışında bir aracım yoktu. Bunun için olayların yatışmasını beklemek zorundaydım. Yüksekova'da olaylar devam ettiğinden biz de Yüksekova'nın köyüne gidip piknik yaptık.
Evet. Şu anda neredeyim? Neredeyiz hocam? Şu an neredeyiz? Yüksek Ova'nın da köyü. Adı neydi köyü? Lan ne işin var? Sana ne lan? Diyor Ege'nin köyünde ne güzel mangal yapardık. Burası da güzel. Bahar gelmiş. Evet, şimdilik... Orada Hakkari'ye özgü taş kebabıyla tanıştım. Taşın üstünde et pişirdik. Evet, şu anda neredeyim? Yüksek taş bu. Kebabı mı bu hocam? Ha, taş kebabı hocam. Bu Hakkari yaz. Özel bir yüksek ova yaz değil abi. Yani tüm Hakkari genelinde mi var? Hakkari genelinde yapılıyor bu. Normal bu taşı ıslattık, temizledik. Üstünde evet. Yağlayıp ondan pişiriliyor. Sonra, bunda daha yavaş, daha lezzetli mi oluyor? Daha güzel oluyor hocam. Daha fazla güzel. Hem yağı süzülüp gittiği için etlere fazla bir yağ kalmıyor. Aha. Öyle çok süper bir tat veriyor yani. Evet. Güzel bir yüksek ova manzarasında. Şu karşıki yerde piknikteyiz. Oo, süt fabrikası. Süt fabrikası. Yakında işte faaliyete geçecek. Ve yetecek hocam. Evet. Şimdilik şu anda neredeyim? Tekrar söylemek istemiyorum. Ne gülüyorsun la? Komik bir şey vardı. Taş ocağında Hakkari'ye özgü yaklaşık 1,5 saate yakın pişme sonucu. Hakkari'ye özgü değil oğlum, biraz yüksek. Ateşi yakmadığımız için yüzden yoksa çabuk evet. Pişiyor hocam. Evet. Bir tadalım. Taş kebabı. Burası su üstü. Izgaraya önem verdik, bunu azdır diye sona bıraktık. O yüzden geç pişti. Haşlanmış da kızarmış arası bir et olmuş. Değişik bir tadı var. Evet. Ertesi gün olmuştu. Olaylar gene devam ediyordu. Dükkanlar gene kapalıydı. Yollar kapatılmıştı. Göstericiler polisle çatışıyordu. Öğretmen evinin yanındaki memurların gittiği pastaneye gittim. Oradaki çalışanlara şöyle bir cümle kurdum.
Ben şemdinliğe neden gidemiyorum? Ben polis miyim, asker miyim? Ben sivil halkım. Benim gitmeme ne mani olmaktadır? Daha sonra bir tane taksici geldi. Gel hocam ben seni götüreyim dedi. Daha sonra taksiyle beraber şemdinliğe dolu yol aldık. Yol kapalıydı. O sırada Allah şahidimdir, panzer göstericileri yağardı. Biz de yağardığı yordan şemdinliğe doğru yol aldık. Şimdi sizlere şemdinliğe giderken yolda çektiğim manzaraları göstermek istiyorum. Evet, şu anda neredeyim? Dağlık bir yer. Aynı zamanda yeşil. Burası Şemdinlik. 5 kilometre kadar yüksek ovadan gelirken. Her yer yeşil. Evet, şimdilik bu kadar. Evet, şu anda neredeyim? Neredeyiz hocam? Şemdinlik. Şemdinlik'in girişi? Girişi, Şemdinlik'in girişi. Her yer yeşil. Yeşil. Bu otel ses neydi? Neyse sen telefonla konuş. Evet.
ve daha sonra Şendinli merkeze geldik. Şendinli merkezde Şendinli'nin balı meşhur olduğundan direkt bir balcıya gittik. Oraya ben buraya bir adet ikram çayı içmeye geldim dedim. Oradakiler de beni buyur ettiler. Bana bir adet çay ikram ettiler. Ve paha biçilemez o çayı içtim. Daha sonra Şendinli'de birkaç adet hatıra fotoğrafı çektirdim. Daha sonra Yüksekova'ya geri döndük. Ancak döndüğümüzde gene yol kapalıydı. Ateş yakmışlardı. Göstericiler ateşin başındaydı. Derhal Şendinli girişindeki polis noktasına gittik. Oraya göstericilerin yolu kapattığını, Yüksekova'ya giremediğimi söyledim. Polis de bana göstericilerin sivil vatandaşa dokunmadığı yönünde istihbarat aldığını söyledi. Taksici, gel hocam seni ara sokaklardan götüreyim dedi. Ara sokaklara daldık. Ara sokaklarda göstericiler ellerini sarıyor, polise taş atmaya ve molotof kokteyli atmaya hazırlanıyordu. Daha sonra geri döndük. Daha sonra yola çıktığımızda göstericilerle göz göze geldik. Sür dedim, akacak kan damarda durmazmış. Taksici göstericinin yanından geçti. O sırada bir tane de korna çaldı, göstericiler bize el kaldırdı ve göstericinin yanından geçip gittik. Hiç unutmuyorum, daha sonra taksici beni Yüksekova Kaymakamlığı'nın oraya bırakınca polislerin bir yüz ifadesi vardı. Sahiden helal olsun dercesine polislerin bir bakışı vardı, o bakışı unutamam. Daha sonra öğretmen evinde okey oynarken birçok asker ve polis geldi, beraber okey oynadık, beraber tanıştık. O bölgede Skorsky pilotuyla tanıştım. O bölgede Skorsky pilotunun ne derece psikolojik baskı altında yaşadığını siz düşünün. Ben bunları gördüm. Mevlana'dan Hacı Bektaş Veli'ye, Hakkari'den Edirne'ye, doğusu, batısı, hepsi ayrı bir dünya. Bir başkadır benim memleketim.